Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 5. sınıf İngilizce 3. ünitenin Games and Hobbies yani oyunlar ve hobiler ünitesinin konularını anlatacağım sizlere. Ken ee, can ve Kent var. Bir de Likes, Dislikes var. İki tane de ufak soru var. Hemen başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Can, Kent. Daha önceden de bildiğiniz gibi Can ebilmek anlamına geliyor ve yeteneklerimizi, yapabildiğimiz şeyleri ifade etmek için kullanılıyor. Olumsuzu ise bunun can't. Evet, tablomuza bakalım. I, you, we, they, he, she, it, öznelerimiz bunlar. Özneden sonra can veya can't'i getirip sonra da fiil yazacağız. Ee, özneleri bilmeyenler için ya da hatırlamayanlar için bir tekrar ederim. I, ben anlamına geliyordu. You, sen ya da siz. We, biz. They onlar, he erkekler için o, she kadınlar için o, it ise insan dışı varlıklar için o anlamına geliyor. İlk örneğimize bakalım. I can sing. Yani ben şarkı söyleyebilirim ya da şarkı söyleyebilirim. I can play hopscotch. Seksek oynayabilirim. They can play checkers. Onlar dama oynayabilir. He can do magic. O sihir yapabilir. But. But kelimesi çocukların fakat anlamına geliyor. Burada şunu yapacağız. Şunu şunu yapabilirim ama şunu şunu yapamam diye cümle kuracağız. Örneklerimize bakalım. I can play basketball. Basketbol oynayabilirim. But, fakat I can't play football. Futbol oynayamam. My sister can play chess. Kız kardeşim satranç oynayabilir. But, fakat she can't play checkers. O dama oynayamaz. My brother can sing songs. Erkek kardeşim şarkı söyleyebilir. But, fakat he can't play a musical instrument müzik, müzik enstrümanı çalamaz. Evet şimdi de Can You'ya geldik. <laughs> Soru sorarken çocuklar kendi başa almamız lazım. Ondan sonra da özneyi ve fiil yazmamız lazım. Örneklerimize geçelim. Can you play video games? Yani video oyunları oynayabilir misin? Yes I can. No I can't. Yes I can. Evet oynayabilirim anlamına geliyor. No I can't hayır oynayamam anlamına geliyor. Çocuklar yardımcı fiille sorulan sorulara yes veya no ile kısa cevap veriliyor. Hani muhtemelen belki gibi bir cevap vermek istemezseniz evet ya da hayır demek isterken yes I can no I can't şeklinde. Yes'i yazıyorsunuz. Sonra uygun özneyi yazıyorsunuz. Sonra da e, ee, soru sorarken kullanılan yardımcı fiili yazıyorsunuz. Olur cevabınız yani yes demişseniz can, no demişseniz de can't yazmanız lazım. İki diğer örneğe bakalım. Can you play yoyo? yo-yo? oynayabilir misin? Yes I can. Evet oynayabilirim. No I can't. Hayır oynayamam. Can you do magic? Sihir yapabilir misin? Yes I can. Evet yapabilirim. No I can't. Hayır yapamam. Can you take photos? Fotoğraf çekebilir misin? Yes I can. Evet çekebilirim. No I can't. Hayır çekemem. Şimdi diğer konumuza geldik çocuklar. Likes, dislikes. Yani sevilen şeyler ve sevilmeyen şeyler. Sevilen ve sevilmeyen şeyleri ifade etmek için şu fiilleri öğrenmemiz lazım. Bir, enjoy, hoşlanmak. Dislike, sevmemek, like, sevmek, hate, nefret etmek, love, sevmek, beğenmek anlamına geliyor. Dikkat ederseniz enjoy, like ve love fiilleri olumlu anlamı sahip. Dislike, olumsuz. Hate ise vurgulu bir olumsuzluğa sahip. Nefret ederim, nefret etmek anlamına geliyor. Evet, önce çizelgemizi bir inceleyelim. Ondan sonra örneklere bakalım. IUVD var burada. Ben, sensiz, biz, onlar şeklinde. Yanına hemen like, sevmek fiili. Olumsuz yapacaksanız bunu don't like, enjoy, love, dislike ve hate'i getiriyorsunuz. Ve sonra da bir kelime ya da fiili yazıyorsunuz. ING 2 getirip. He, she, ise durum biraz farklı. Daha önce... E, ee, anlattığımız derslerde de gör, göstermiştim ben sizlere. Özne he hit olduğunda fiile s takısı geliyordu. Like'a es takısı gelince bu şekilde yazılıyor. Enjoy bu şekilde, love, dislike ve hate bu şekilde yazılıyor. Ama olumsuz olduğu zaman yardımcı fiil olarak doesn't kullanacağız ve fiildeki es takısını da kaldıracağız. S takısıyla does bir arada bulunmuyor. Bunu unutmayın. Birisi varsa diğeri yok oluyor. Sonra da fiili veya kelimeyi yazıyorsunuz. Örneklerimize geçelim. I like collecting stamps. Pul toplamayı severim. I don't like collecting stamps. Pul toplamayı sevmem. You enjoy playing checkers. Sen dama oynamayı seviyorsun ya da siz dama oynamayı seviyorsunuz. We love ice skating. Buz pateni yapmaya bayılırız. They dislike doing puzzles. Onlar yapboz yapmayı sevmez. I hate playing blind man's buff. Ben körebe oynamaktan nefret ederim. Evet, hate nefret etmek anlamına geliyor. He she likes collecting stamps. O pul toplamayı sever. He she doesn't like collecting stamps. O pull toplamayı sevmez. It enjoys dancing. O dans etmeyi sever. Mahmut loves ice skating. Mahmut buz pateni yapmaya bayılır. Naime dislikes doing puzzles. Naime puzzle yapmayı yani yapboz yapmayı sevmez. Şüküfe hates playing blind man's buff. Şüküfe kör oynamaktan nefret eder. Evet az önce başka bir slaytımızda göstermiştik. But fakat anlamına geliyordu. O zaman kendile can, kentle cümle kurmuştuk. Şimdi like doesn't like da cümle kuracağız. I like playing soccer, futbol oynamayı severim, but, fakat, I don't like taking photos, fotoğraf çekmeyi sevmem. They like playing blind man's buff, onlar körebe oynamayı sever, but, ama, they don't like playing Chinese whispers, kulaktan kulağa oynamayı sevmezler. Mary doesn't like playing tic-tac-toe. Mary sos oynamayı sevmez fakat she likes playing video games. Video oyunu oynamayı sever. Çocuklar olumsuz cümlenin illa ikinci tarafta olması diye bir şart yok. İlk cümle olumsuz olabilir, ikincisi olumlu olabilir veya tam tersi olabilir. O noktada bir sorun yok. We like cycling. Bisiklet sürmeyi severiz. But, fakat, we don't like going fishing balığa çıkmayı sevmeyiz. Okan likes doing puzzles. Okan yapboz yapmayı sever ama he doesn't like doing origami. Origami yapmayı sevmez. Hatırlarsanız özlemiz he sheet olduğunda fiile es takası gelmesi gerektiğini söylemiştim. Burada es takası gelmiş. Olumsuz yaptığımız zaman da doesn't'ı getirdiğimizden dolayı es takasını buradan kaldırıyoruz. Unutmayın. Şimdi egzersiz bak çocuklar. Şimdi resimleri görüyorsunuz. Özneyi ay olarak ele alıp batla cümle kuruyorsunuz. Yani şunu şunu yapmayı severim ama şunu şunu yapmayı sevmem şeklinde. 2 üç tane böyle örneğimiz var. Hemen elinizin altındaki kalem kağıdı kullanarak cevaplarınızı yazın. Ondan sonra videoyu tekrar oynatmaya başlayıp cevabınızı kontrol edin. Ben şimdi başlıyorum. Sizin cevabınızı hazırladığınızı varsayıyorum. Evet. I like playing soccer. Futbol oynamayı severim. But ama I don't like doing magic. Sihir yapmayı sevmem. Yine aynı şekilde çocuklar. Ben başlıyorum. I like playing yo-yo. Ben yo-yo oynamayı severim. But ama I don't like playing hopscotch. Seksek oynamayı sevmem. Burada çocuklar özlemizi he olarak değiştirdik. Bunu göz ardı etmeyin. He likes swimming. O yüzmeyi sever. But ama he doesn't like playing dodgeball. Yani yakar top oynamayı sevmez. Diğer iki sorumuza geçelim. Son konumuz da bunlar. What are your hobbies? Yani senin hobilerin nelerdir? Hobilerin nelerdir? İkinci soru. What is your favorite activity? Yani senin favori etkinliğin nedir? Yapmayı sevdiğin etkinlik nedir anlamına gelen bir soru. What are your hobbies? Senin hobilerin nelerdir? My hobbies are collecting stamps and doing origami. Yani hobilerim pul toplamak ve origami yapmaktır. Dikkat ederseniz my hobbies, burası çoğu olduğu için are yardımcı fiilini kullandım. Burayı unutmayın. What is your favorite activity? Favori etkinliğin nedir? My favorite activity is playing tag. Benim favori etkinliğim aktivitem ebelemeci oynamaktır. Elim sende oynamaktır. What is your favorite activity? Senin favori etkinliğin nedir? My favorite activity is hiking. Benim favori etkin, aktivitem doğa yürüyüşü yapmaktır. Evet çocuklar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.